Burası işte gerçekten son yokuş. Gerisi hep düzlük. Evet, biraz önce son yokuş demiştim ya. Esas burası son yokuşmuş. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Bodrum'dayım. Bodrum'da Under Armour Bodrum yarım maratonun parkurunu koşacağız. Bugün 10K'yı koşacağız. Biliyorsunuz geçen sene 21K'yı böyle kalabalık bir şekilde koşmuştuk. Onun linkini aşağı açıklamalara koyuyorum arkadaşlar. Onu mutlaka izleyin. Çünkü o biraz daha uzun. Tabii 21K olduğu için. Şimdi biz 10K'yı koşacağız. 10K mis gibi parkur. Bütün Bodrum'un güzelliklerini görüyoruz. Değil mi Engin Bey? Evet. Burada abi. Evet. Kesinlikle. Burada. Günaydın evet. Herkese. Engin Bey burada. Evet. Organizasyon biliyorsunuz. Uludağ Ultra. Evet abi. Sanki hep seninle koşuyormuş. Hep beraberiz yani. Ve hep beraber böyle sürekli kamera karşısındayız. Evet abi. Ne yapacağız abi şimdi? Burada şu anda Bodrum merkezdeyiz arkadaşlar. Evet abi, meydandayız. Bodrum Belediye Meydanı'ndayız. Burası Bodrum'un kalbi. Aynen, start da buradan olacak. Evet. Tam olarak şuradan olacak. Burada da... Efendim, ne yapıyorsunuz siz tam olarak şu anda burada? Sabahın köründe. Ya, biz Körfez'den çıkıp geldik buraya. Bu taraf. Şu tarafa mı? Vallahi bu sabah. Ders, bu tamam annem, biz de yapalım. Yol bizde. İşte Ankaralılara, Ankaralılara yolu sorarsan. Sen bak, arkama atla. Ankara, bakın deniz. Sen daha geçen bizdeydin, gönlümüz var bizim, biliyorsun. Evet, şimdi. Evet, buradan abi, şimdi 10K parkurunu koşacağız, evet, arkadaşlar. Buradan başlayacağız. 10K sahilden mis gibi başlıyor. Marina'dan. Hafif bir çıkacağız. Yukarıdan evet, manzarayı görüp tekrar aşağı ineceğiz. Bingöz kapısından Antik Tiyatro'ya bağlanıp oradan tekrar Bodrum'un denize açılan sokaklarına ineceğiz arkadaşlar. Aynen, bakın laflar da güzel. Denize açılan sokaklar falan. Bir 10 dakikadır bunu düşünüyorum. Beni etkiler. Hadi o zaman buradan başlayalım. Bu arada bu üzerimizde gördüğümüz tişörtler yarış tişörtü. Bayağı Under Armour'ın satılan tişörtlerinden şey yapmışlar, yarış tişörtü yapmışlar. Öyle yani, bunlara baskı yapılacak üzerlerine. Bayanlar için, kadınlar için bu tişört değil mi? Beyaz. Biz niye beyaz almıyoruz acaba? Abi almışız. Abi gerçekten bunu hiç sormadım. Under Armour olunca. Aynen öyle. Evet, sormadım rengini. Böyle güzel bir tişörtle koşacağız. Ya benim gözlüğümle uyumlu oldu en azından. Evet evet. Öyle düşündüm. Evet, biz bugün arkadaşlar 10K'yı koşuyoruz. Dediğim gibi geçen sene 21'i koştuk. Bir de burada 5K var. Yani burada herkes çok rahat koşabilir. Sen mesela 21 koşuyorsan eşin de burada 5K'yı mis gibi koşabilir ve şey o. Yani bu bayağı Bodrum gezintisi aslında. Yani Bodrum'u geziyorsun ya akşamları. Onu koşarak yapıyorsun. O yüzden herkes için çok rahat bir parkur. Böyle dediğim gibi sahil yolundan başlıyoruz. Şimdi Marina'ya geliyoruz. Oradan hafif bir yokuşumuz var. Sonrasında manzaraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Bu yarışın en güzel özelliklerinden biri arkadaşlar. Burada efsane bir şey katrını Bodrum usulü Bodrum beat etkinliği dediğimiz ritmi hisset. Arkamda gördüğümüz olduğumuz 5 yıldır işte Marina Yacht Club iş ortağımız. İşte bir koşullarımız burada toplanıyor. Bir Batenin konseri oluyor. Aynen. Evet, şunu söyleyeyim arkadaşlar, bunca yarışa geldim. Bundan önce bu kadar eğlenceli bir koşu öncesi koşu yok. Evet abi, beat Bodrum etkinliği gerçekten ritmi hissettiğiniz, Bodrum'u doyasıya yaşadınız. Yelkenlinin arasında bir mekan, Marina Yacht Kulüp. İşte ha, yıllardır Sünger Pizza, işte Kendine Az, Pınar Protein, işte bunların hep desteklediği bizi. Güzel bir etkinlik oluyor. Koşu öncesi burada hem herkesin beraber olduğu, hı-hı, eğlendiği, görmediği. Ya, bu yarışı biraz böyle yarış olarak değil de, evet, biraz sezon kapanışı, eğlence olarak, Bodrum'u bir, evet, de bu şekilde görmek olarak şey yapın arkada, hissedin. Çünkü gerçekten çok farklı oluyor. Evet. Bodrum'un sarı yazına yakışır bir etkinlik. Ha, sarı yaz değil mi? Evet. O aklıma en gelmedi. En güzel zamanı. Aynen. En güzel zamanı. Aynen. Çok sıcak değil. Soğuk hiç değil zaten burası. Hep sıcak. Hadi bakalım, devam. Hep sıcak. Haydi bakalım. Burada, bu arada geldiğiniz zaman mutlaka Sünger Pizza'ya uğrayın. Zaten
Bu yarışın sponsorlarından biri mis gibi pizzaları var. Karbonhidrat lazım çünkü. İnanmadım ya, pizza. Karbonhidrat lazım, karbonhidrat. Günaydın, kolay gelsin. Evet, yarışın yokuşu dedik işte. Yokuşuna geldik şu anda. Bodrum'u bilenler bilir. Bu marinanın sonunda yukarı doğru hafif bir eğim var. Orası. Bu arada mis gibi bir duvar eşliğinde gidiyorsunuz. Bakın, Atatürk resimleri burası. Böyle bir yol eşliğinde gidiyorsunuz. Şimdi manzaraya gidiyoruz. Evet abi, şu anda askeri kampın oradayız. Teyzen Teyfe'nin sonundaki. Ve sağımızda direkt Bodrum evleri. Böyle sahilden sağa dönüp girdiğiniz parke yoldu arkadaşlar. Hafif hafif yokuş. Böyle buralarda çok zorlamayın. Tabi ön grup bam 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 gidecek burada. Hissettirmeyen bir yokuş var. Yani yokuş olduğu gözükmüyor. Ne biçim yokuş yapmışsınız burada? Abi, tam Bodrum yokuşu. Hissettirmeyen yokuş. Çünkü bizde olay şu. Yormayacaksın. Yormayacaksın değil mi? Yavaş yavaş. Sakin sakin. Bodrum burası. Evet. Rahat olun. Aynen öyle. Şimdi... Çünkü manzaraya çıkacağız biraz sonra. Bir yerlerden yükseklik almamız lazım. Bu da böyle hafif hafif bizi yormadan tırmandırıyor. Ve buradan Windows kapısına geliyoruz. Yan yana kalın. Evet, tam ikinci kilometrede arkadaşlar. Bodrum'un tüm tarihi dokusunu da evet, görebiliyoruz. Evet abi, tarihi Windows kapısındayız Windows şu anda. Kapısı. Windows kapısı diyorum ben buraya. Evet, görmüş olduğunuz bu tarihi güzellik. Heh, hadi anlat bakalım. Yok. Onu Google'a yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel açıklıyor orada. Ama buradan işte yine böyle bir tarihi bir yerden geçip şimdi işte esas ana rotaya bağlanacağız. Burası 5K, 10K ve 21K'nın hepsi buradan geçiyor. Ve tam ayrım şu ileride oluyor. Evet. Windows kapısından sonra arkadaşlar buradan direkt ana yola bağlanıyoruz. Biraz önce yarım maraton ayrım noktasından geçtik. Yarım maraton oradan devam ediyor. Biz buradan böyle gidiyoruz ve burası tabii ki yarış zamanı trafiğe kapalı olacak. Yani Bodrum'un en rahat gezilesi zamanı. Yani şu anda saat 6.30 olmasına rağmen bakın burada trafik var ve sizin için Engin Bey buraları kapatacak. Evet arkadaşlar, hiçbir adam bir önceki yarışta Uludağ'ı kapattı, Uludağ. Uludağ'da ayıları kapattı. Ayılar yoktu orada. Evet, şu anda güneşin doğuşuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet, güneş doğuyor arkadaşlar. Ankaralılar bakın karşıdaki güneş, sizin orada doğuyor mu? Ha, bir tek deniz yok değil mi? Güneş var. Yalnız en büyük güneş Ankara'da. Ebedi istirahatını bulunuyor. Evet, buradan Atatürk'ü de tekrar analım arkadaşlar. Uf. İşte. Güzeldi. Bu arada 10K koşuyorsunuz. 5K koşuyorsanız, 21K koşuyorsanız burada durup şu pozu verirsiniz arkadaşlar. Evet, İşte bakın Bodrum direkt. Şu anda parkurun 3. kilometresindeyiz. Aynen. Karşımızda Bodrum Antik Tiyatro. Bodrum. Muhteşem bir Bodrum kale manzarası. Aynı zamanda. Yani tam işte şuradan geldik Fatih'cim. Aynen. Marina'yı geçtik, evet. Neyzen Tevfik Caddesi'ni geçtik. Askeri kampın önünden. Windows kapısı ve Windows kapısından Bodrum'un diğer biliyoruz. Güzelliği Antik Tiyatro'nun oradayız şu anda. Şimdi de buradan aşağı ineceğiz ve biraz da öbür tarafa gideceğiz. Bu arada bu nokta işte tırmanacağımız en yüksek noktalardan biri. Biraz daha ileride bir tırmanış daha var ama genel olarak tırmanışlar burada bitiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakın Ankaralılar denizi görünce hemen. Ha 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 ha!
Siz yüzme biliyorsunuz mu? Evet, manzaradan sonra arkadaşlar inişimiz başlıyor. Bundan sonra en keyifli zamanları. Kaldı 7K. Burada seçimlen tabelasını gördüğünüz zaman arkadaşlar oradan aşağı iniş başlıyor. Oradan Bodrum merkezine doğru inmeye başlıyoruz ve keyfi başlıyor. Ama şimdi tabii buradan direkt merkeze inip yarışı bitirmiyoruz. İleriden sola dönüp devam edeceğiz. Bodrum'un bazılarınızın hiç görmediği, yani Bodrum'a gelip oralara kadar yürümediğiniz yerlerine gideceğiz. İşte koşuların böyle bir güzelliği oluyor. Gittiğiniz evet, şehrin hiç görmediğiniz yerlerinde böyle koşarak görebiliyorsunuz. Ve zaten bu arada orada çok güzel plajlar da var. Halk plajı gibi ama oralarda da çok güzel yüzebilirsiniz. Diyorum ya, Bodrum eğlence koşusu ya. Evet abi. Sarı yazını en güzel geçirebileceğin yerler ya. Evet, şimdi Akdeniz Caddesi'nden Kumbahçe sahile çıkacağız. Hani mevki olarak Kumbahçe'yi kimse duymamış olabilir, bilmiyor olabilir ama baktığımızda Bodrum'un en güzel yerlerinden biri. Bilenler bilir. Kumbahçe. Eski Halikarnas vardı. Evet. Şimdi oraya gideceğiz. Onun öbür tarafı. Halikarnas'a ne oldu? Abi Halikarnas, senden iyi olmasın. Çok sevdiğim bir arkadaşlık. O da zamana hayat oldu. Tarihi yerini aldı. Aynen. Bodrum'un en ünlü mekanlarından biriydi. Şimdi artık yok. Yok. Bodrum. Ne çapkınlık yapardık orada be. Evet, tam bu noktada arkadaşlar. Evet abi. Şöyle görüyorsunuz, 5K buradan sahile finish'e evet, doğru gidiyor. Buradan abi marine ediyoruz. 21K ve 10K buradan Artemis Caddesi'nden Kumbahçe ve İçmeler yönüne devam ediyor. Öyle de var. Devam. Hadi bakalım. Biraz önce yukarıdan gördüğümüz kaleyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aşağılara indik ve sahilden mis gibi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Demin de dediğimiz gibi buraya gelip en iyi 10K'nızı koşmak için, en iyi yarım maratonunuzu koşmak için gelmeyin. Şu güzelliği görmek için gelin. Of. Mis mis. Kopek ne haber? Kopek. Evet, 7. kilometrede arkadaşlar yine hafif bir çıkışımız var. Yani burası işte gerçekten son yokuş. Neresi hep düzlük. Bu arada yarışın startı arkadaşlar 7.30'da. Organizasyon evet, sıcak olmasın diye onu da düşünmüş. Evet abi, kesinlikle. Onun için konfor önemli koşu. Cumartesi gecesi Bodrum'da çok fazla takılmayın. Evet, şu arkamda gördüğünüz köprüyü gördükten sonra dönüyoruz arkadaşlar. Ve son 2.5K. Evet, biraz önce son yokuş demiştim ya. Esas burası son yokuşmuş.
buradan finish hattına giriyoruz arkadaşlar. Evet abi. Burası ne oluyor abi? Şov abi, var değil mi burada? Son düzlük, finish hattı. Burada bütün koşu gruplarını yarış sonrasında gelip kola sporcuları destekledikleri yer. Burada bir karnaval turpo ritim topluluğu var. Ha, öyle sen bir yer ki arkadaşlar burası. Bir evet. Arkadaş geçen anlatıyor. Son düzlüğe girmiş. Burada yarış bitti sanmış. Evet abi, yani öyle bir şey. Finish'e maşurayı dönünce arkadaşlar. Evet, bu yurt dışı yarışlarını aratmayacak bir görüntü var. Zaten köşeyi dönüştükten sonra da finish'e giriyorum. Aynen öyle. Şu köşeden sonra finish. Sonra Bodrum'un serin suları. Evet, burası finish. Bir tur daha atacağız. Evet. Evet, finish. Burada Nazım Hikmet sizi bekliyor arkadaşlar, evet. Finish'te. Ve Bodrum. Evet, yarış bittikten sonra arkadaşlar buraya geliyoruz ve burada bir sporcu alanımız var. Burada işte açık büfe. Evet abi, burada açık büfe. Buz gibi burada içecekleri. Buradan burada içeceğine tekrar teşekkürler. Yani bildiğiniz üzere Fatih'im, burası bizim Expo'muz, Bodrum Belediye Meydanı. 3 gün boyunca burada bir sahnemiz, ödül töreni vesaire, konser, bu sene Ses Versus Uludağ yarışındaki aynen abi, bu müthiş performanstan sonra direkt Bodrum için de sıkıştık ve bundan sonra organizasyonlarda beraber olacağız. İşte bu hattan geldiğimizde şurada bizim biliyorsunuz başlangıç ve bitiş takımımız var. Koşucu alanını geçtikten sonra direkt sporcu alanına giriyor ve burada işte Pınar Protein, Uludağ içecek ve diğer sponsorların ürünleriyle abi direkt dinleniyorlar. Expo alanında neler olacak abi? Abi bu sene Expo alanında Volkswagen markamız var. Onun yanında Under Armour var. Yine Paul yani FM var. Buraya şeyleri aldığın zaman, eksik malzemeyle geldiğin zaman burada evet, da bunları alabilirsin. Hepsini Under Armour'dan tamamlayabilirsin. Biraz önce koşarken Emine çok güzel bir şey söyledi. Ne söyledi? Tişörtlerle alakalı. Evet. Normalde çok böyle yarış tişörtleri giyilebilir olmuyor hatıra olarak verdikleri için, ama bununla çok rahat koşabilirsiniz. Aynen. Aynen. Performans tişörtü. Seninki renklerimiz de, aslında Bodrum'a çok daha uygun. Mavi. Biliyorsunuz Bodrum'un mavisi meşhurdu. Yani evet. Öyle çok güzel bir yarış bizi bekliyor. Normalde ama tişörtü giydiğin zaman böyle göbek gözükmüyor. Evet, gözükmüyor. Benim gibi kaslı olması lazım. Yine dönüp dolaşıp. Ama bir organizatör düşünün ki işte biz de beraber 10K'yı koştuk. Pazar günü. Bak, burası kuru. Herkes ıslak. Ne yaptın? Koşmadın. Onu şimdi söylemeyelim. Evet, dediğim gibi arkadaşlar burada eğlence süper. Mutlaka gelin. Yani sezonun son yarışlarından biri oluyor zaten. Tarihleri de aşağıya yazıyorum. Siteden tüm rotaları inceleyebilirsiniz. Gelin Bodrum'un tadını çıkarın diyorum. Ben burada olacağım bu arada. Kaç koşacağım bilmiyorum. Benim yarışıma yakın olacak bu yarış. O yüzden herhalde bir 10K koşarım ben de. Ama tam net değil o. Onu o zaman belli olur ama burada olacağım. Evet, teşekkür ederiz efendim. Bu güzel Bodrum zaman, turu için. Her zaman bekleriz. Ve herkese bu Bodrum turunu attırdığın için evet, teşekkür ederiz. Evet, yani Bodrum, dün emniyet müdürümüzün ve müdürlerimizin yanındaydım. Engin'cim hani şey diyor, neden bu kadar Bodrum'un şehir hatlarına aktif olan yerlerden koşu yani bu yarış düzenleniyor. Yani işte abi, Bodrum yarımada turu gibi düşün bunu. Hı. Bodrum'un güzelliklerini koşarak gösteriyoruz. Aynen. Gerçekten muazzam, evet. Aynen. 21K daha güzel yerlere gidiyor. Bayağı deniz kıyısına falan gidiyor. Onu görmeniz için koşmanız lazım oralara. Ve tabii o vlogu da izleyebilirsiniz. Onları dediğim gibi açıklamalara bırakıyorum. Hadi bakalım, ben şimdi antrenman devam edeyim. Bugün 1,5 saatim vardı. Ama bugünlük bu kadar. Hadi. Bir sonraki vlogda görüşürüz.